Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Otomotiv serimize soru çözümleriyle devam ediyoruz. Önceki videoda NFA modellerini, lambda geçişlerini ve NFA modellerini DFA modellerine çevirmeyi incelemiştik. O videoda sağ üstteki karta tıklayarak erişebilirsiniz. Fazla da uzatmadan ilk sorumuza başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuz aslında iki soruyu içeriyor A ve B şıkkı olarak. İlk sorumuzda demiş ki tanımlanan kümelerin NFA geçiş çizelgesini oluşturun. Eğer lambda geçişi içeriyorsa lambda geçişlerini kaldırın demiş. Evet. Sorularımıza bakacak olursak arkadaşlar. İlk sorumuzu şöyle alalım sahneye. İlk sorumuzda diyor ki ABC alfabesinde uzunluğu 4'ün katı olan ve ilk 4, ikinci 4, üçüncü 4 simgeden biri ve yalnız biri B olan dizgiler kümesi. Size Türkçe mealini yani mantık mealini anlatırsam arkadaşlar şöyle diyor. Bizim stringlerimiz 4'ün katı olmak zorunda. Yani 0, 4, 8, 12 ve her dörtlünün içerisinde mesela 8 uzunluğunda bir stringimiz varsa ilk dörtün herhangi bir yerinde bir tane B, ikinci dördünün herhangi bir yerinde bir tane B olması gerekiyor. Kısaca bunu diyor arkadaşlar. Bunu çizin diyor. Tabii ki burada dördün katı derken sıfır da katmış. Sıfır da dördün katı olduğu için hiçbir şeyin olmaması durumu. Yani hiçbir A, B, C'den hiçbirini kullanmazsanız empty string olur. O da neyle ifade ediliyor arkadaşlar? Lambda ile. Yani hiçbir şeyin olmaması durumu diyebiliriz. Bu da lambda'da arkadaşlar hiçbir şeyin olmaması durumunda bir çıkışsa o zaman girdiğimiz an çıkış olması gerekiyor. Giriş aynı zamanda bir çıkış da diyeceğiz. Tamam. Sorumuzun mantığını anladığımıza göre arkadaşlar ilk başta ne yapabiliriz? Bunu kopyalayayım ben bunu kullanacağım çünkü. Şeyle başlayabiliriz. Girişimizin bir çıkış olduğunu göstererek başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burası bizim girişimiz. Aynı zamanda çıkışımız. Çünkü lambdayı da kabul ediyor. Bizde şöyle bir durum olması gerekiyor arkadaşlar. 4'ün katı oldukça bu başı döndürüp bitireceğiz. Yani bitirme kıvamına getireceğiz arkadaşlar. Döngü şeklinde. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Öncelikle arkadaşlar A ve C yolu ve B yolu diye iki tane yol açacağım. En sonunda mantığını anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi biraz kafanız karışabilir. Şöyle arkadaşlar, stringimizin uzunluğu 0, 4, 8 diye gideceği için burada A ve C'ye gelmesi durumunu arkadaşlar yukarıya atıyorum. Yukarı duruma gitsin. Bu durumları isimlendirebilirsiniz. Ben vakit kaybetmemek için arkadaşlar şimdilik isimlendirmiyorum. Hani Q0, Q1 diye isimlendirebilirsiniz. B gelmesi durumunda da aşağı gidiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar hatta ben yapımı çizeyim. Size ne yapacağımı anlatayım. Tamam, bu kadar. Bu kadar durumumuz olacak arkadaşlar. Bu durumlarda B'nin gelmemesi, yani B'nin son string'e kadar gelmemesi durumunu, yani son harfe kadar gelmemesi durumu. Burada ise B ilk başta geliyor, bundan sonra sürekli AC'nin gelmesi durumu diye tanımlayabiliriz. Şöyle, tabii bu yapıyı şöyle biraz aşağı alırsak güzel olur. Şurası arkadaşlar. Şu ilk iki kısımda ne oluyor? A ya da buraya A ya da C geliyor, buraya da B geliyor. Yani stringimizin uzunluğu 1 oluyor. Stringimizin uzunluğu 1 olduğu için burası çıkış olamaz. Burada da buraya geçişte de 2 olacak, buraya geçişte de 3 olacak. Bunlar hiçbiri çıkış olamayacak. Çıkış olmak için en başa bağlayacağım arkadaşlar bunu. Şöyle A ya da C gelmiştir. Uzunluk 1'dir. Hem içinde B bulunmuyordur hem de uzunluğumuz 1 olduğu için devam etmemiz gerekiyor. Tekrar A ya da C gelmiştir. İkinci harf de A ya da C'den biridir. Gene aynı şartlar sağlanıyordur. Üçüncü harfe geldiğimizde gene A ya da C gelmiştir. Gene bir çıkış sağlanmıyordur. Ne olabilir? İlk üç harfte A ya da C'den biri gelmediyse artık dördüncü de kesin gelmesi gerekiyor. Buradan B'ye gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dörtte başa gidiyoruz. Sonra tekrar aynı döngü artık nereden gidiyorsa. B'ye baktığımızda ise arkadaşlar B'nin şurası önemli. Örneklere bakacak olursanız ilk dörtte bir tane B olması gerekiyor. Yani en az bir demiyor. Bir tane olacak. Hiç olmaması da yok. Birden fazla olması da yok. Bir tane olacak yetiyor bize. Dolayısıyla buradan buraya geldiğimizde zaten biz B'leri tamamlıyoruz. Bundan sonra artık B arama derdimiz yok. İleri ileri gideceğiz. Neyle gideceğiz? AC'lerle gideceğiz. A veya C'lerle yani daha doğrusu öyle diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. A ya da C'lerle gideceğiz. Çünkü biz B'yi garantiledik. Daha sonra geriye neyle geleceğiz? Gene A ve C ile geldi. A veya C ile geleceğiz. Çünkü biz bunu zaten garantiledik. Evet.
Bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Neden? Çünkü şu yapıya bir bakın arkadaşlar. Bu yapıya göre ne olmuş oldu? Üstteki yoldan gidersem sonu B ile biten 4 uzunluklu bir string. Alttaki yoldan gidersem başı B olan 4 uzunluklu bir string. İkinci ve üçüncü sırada da B olabilir. Bunları nasıl sağlayacağız? Tabii ki birbirine bağlama usulüyle arkadaşlar. Mesela ilk harfimiz A ya da C. Bundan sonra B gelirse ne olacak? Zaten burası NFA durumda. Hani B gelme durumunu yazmadık. B geldiği durumda ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar B geldi gibi düşünecek. O yüzden ne yapacak? Aşağı inecek. Aşağıda biz ne yapıyorduk? Zaten B geldi havasında ilerliyorduk. Dolayısıyla buradan B gelirse aşağı inebilir. Ve tabii ki de hani yeni bir harf geldiği için çapraz altına inmesi gerekiyor. Yani üçüncü harfleri. Çünkü şey pardon ikinci harfleri. Burada bir harf vardı zaten. B gelirse artık iki harfli gibi düşüneceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar burada da hani burada gelmemiş olabilir. Belki burada B gelir. Dolayısıyla burada da B'yi tamamlamak gerekiyor. Yani B ile buraya geçiyoruz. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar böyle yaparak da araya neler atmış olduk? Arada B'lerin gelmesi durumunu da yapmış olduk. Dolayısıyla sorumuzu aslında çözmüş olduk. Sorumuz da ne diyordu bizde? NFA geçiş düzeneğini oluşturun. Lambda geçişi içeriyor mu? İçermiyor. Lambda geçişli bir çözüm de buluyor olabilirsiniz. Biz lambda geçişsiz bir çözüm bulduk. Zorunda değiliz zaten. Soru da öyle diyor. Peki arkadaşlar, ekstra bir soru olarak sormuş olayım bu soruyu. Bunu şu an gördüğünüz model NFA. DFA'ya nasıl çeviririz? Yani gene tablo mu kullanmamız gerekiyor? Tabii ki de hayır cevabını hemen vermek gerekirse. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar yapıya bir bakın öncelikle. Şimdi nereler deterministik, nereler non-deterministik? Baştaki durum deterministik. Bunun deterministik. Neden? Çünkü tüm durumları var. Hani A, C, B. Burası da öyle. A, C, B'si var. Bakın burasının A, C durumu yok. Sonra burasının B durumu yok. Burasının B durumu yok. Burasının B durumu. Ama şimdi diyeceksiniz ki burada B gelirse zaten B geldi. Tanımayacak. Burada da öyle. Burada da öyle. Ya da burada hiç yani B yerine A, C gelirse yine tanımayacak. Hiç B olmadığı için. Evet ama biz bunları göstermemiz gerekiyor. Nasıl göstereceğiz? Makinenin bozulduğunu. Yani ben buna böyle diyorum. Makineyi bozarak göstereceğiz. Hani bir döngüye girdireceğiz arkadaşlar. Burada yeni bir durum açacağız ve makineyi bozan durum olsa da hani istenmeyen durum olsa da arkadaşlar bu durumları bu trap dediğimiz durum yani tuzağa göndermemiz gerekiyor. Burada zaten B vardı. Bir daha B gelirse bozar. Yine aynı şekilde B gelirse bozar. Yine aynı şekilde B gelirse bozar. Daha sonrasında arkadaşlar burada da AC gelirse bozar. Hiç B olmamasından kaynaklı bozar. Bu duruma şu duruma trap diyeceğiz. Dolayısıyla A ya da C gelirse burada böyle. Tabii bitti mi bitmedi. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan çıkamaması gerekiyor. Artık ne gelirse gelsin burada döngü yapacak ve makinenin diğer çalışan durumlarına hiçbir zaman giremeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar DFA şeklinde de böyle çevirmiş oluyoruz. DFA daha ayrıntılı bir model olduğu için hani makinenin tüm durumlarda ne yapacağı belli oluyor. Dolayısıyla biz tüm durumlarda ne yapacağını belli etmiş olduk şimdi. Evet. Sorumuzun çözümü bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz B sorumuzu da çözüp videoya son verelim. Sonraki videolarda diğer soruları çözmeye çalışalım. B sorumuza baktığımızda arkadaşlar şöyle yapalım. Yana alabiliriz soruyu bir kopyalayıp isterseniz. Şöyle soruyu kopyalayacağım. Çünkü yana geçtiğimizde şey olabilir. Soruyu göremiyor olabiliriz. Evet. Böyle daha iyi oldu gibi. B diye yazalım şuraya. B sorumuzda diyor ki alfabemiz bu sefer 1, 2, 3'lerden oluşacak ve öyle bir yani şekilde yerleştireceğiz ki yani stringlerimiz şunları kabul ediyor. Rakamların toplamı 6'nın katı olacak. Tabii şurada 0 da var arkadaşlar. 0'ı da unutmayalım. 0 da 6'nın bir katı sonuçta. 0 her sayının bir katı olduğu için. Dolayısıyla burada string'in uzunluğu falan önemli değil. Önemli olan string'deki sayıların toplamına göre çıkış üretmek. Şimdi arkadaşlar bu sorunun çözümü biraz uzun olacak. Şimdiden uyarıyorum. Çok karışık bir şekil çizecek. Aslında şu alttaki kısmı silsek daha iyi olabilirdi. Neyse olmadı. Alttaki kısmı sileriz arkadaşlar. Uzun biraz karışık olacak dediğim gibi. Bu arada sıfırda olduğu için hiçbir şeyin olmaması durumunda çıkış oluyor. Lambda da bir çıkış diye göstermiş. Bu arada şunu tekrar kopyalayayım ben. Çünkü soruyu kopyaladık. Gitmiştir. Hiçbir şeyin olmaması durumu da bir çıkış olduğuna göre giriş aynı zamanda bir çıkış diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Burası böyle. Ve bu girişi ben her seferinde altının katı olduğunda durumlardan geri döndürecek şekilde tasarlayacağım. Şimdi şöyle yapalım.
Arkadaşlar şöyle bir durum. Şöyle ikinci bir durum. Üçüncü bir durum. Dördüncü bir durum. Ve beşinci bir durum. Evet. Mantık şu arkadaşlar bu sorunun çözümünde. Durumları sayıların yani string'teki sayıların toplamı şeklinde değerlendireceğiz. Mesela buradaki bu yuvarlak arkadaşlar sayıların toplamının 1 olması durumu. Sayıların toplamının 2 olması, 3 olması, 4 olması, 5 olması. 6 olunca zaten toplamların 6'nın katı olmuş oluyor. Buradan da hani 6 olduğun başa döndüreceğiz. Aslında mantık çok basit. Buradan sonra bence yapıyor olabilmeniz lazım. Videoyu bir durdurun isterseniz bu mantığı anladıktan sonra. Geri kalan kısmı siz çizebilirsiniz. Evet, videoyu durdurmayıp şu an izliyorsanız ya da çözüp izliyorsanız çözümünü yapalım arkadaşlar. Zaten başlangıçta 1, 2, 3'ten biri gelecek. 1 gelirse toplamları 1 olacak. 2 gelirse 2 olacak. 3 gelirse 3 olacak. Öncelikle bunları bir yazalım. Ama ortalık çok karışacak. Vaziyet alın arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3. Şimdi birden devam edelim. Eğer birden sonra yine 1 gelebilir arkadaşlar. 1 gelirse toplamları 2 olur. O zaman ikinci duruma geçecek. Birden sonra 2 de gelebilir. O zaman neye geçecek? Üçüncü duruma geçecek. Tabi bunların hiçbiri şey olmuyor, çıkış olmuyor. Çünkü rakamları toplamı 6 olmuyor. Pardon, 2 gelip 3 edecek dedim ama 3 yazdım oraya. Aynı anda birden fazla şey düşününce öyle oldu. 3 gelirse de arkadaşlar rakamlar toplamı ne olacak? 4 edecek. Evet. Yani 1'i deterministik halde yaptık. 2'deyken arkadaşlar, 2'deyken 1 gelirse, yani her durumda 1 gelirse bir yandakine gidecek aslında. 2 gelirse 2 yandakine, 3 gelirse 3 yandakine gidecek. Dediğim gibi burası bu yüzden karışacak arkadaşlar. Şöyle 2'den eğer 2 gelirse buraya şöyle bir durum daha çizecek olursak 3 gelirse de buraya geçmiş olacak. Mantığı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle 3'ten sonra arkadaşlar 1 gelirse 4'e geçer. 3'ten sonra 2 gelirse ne olacak? Toplam 5 olmuş olacak. 3'ten sonra 3 gelirse toplamları 6 olacağı için arkadaşlar geri dönmesi lazım. Bu bir çıkış olabilir. Çıkış olabilir ya da buradan devam edebilir. Evet. 3'ü de tamamladık. 4'e geçtiğimiz arkadaşlar 4'e 1 verirsek ne olur? Toplamları 5 olur. 2 verirsek toplamları 6 edeceği için çıkışa gider. 3 verirsek artık 1 fazla olacağı için arkadaşlar buradan 1'e dönmesi lazım. Onu da yukarıdan göstereyim. Çok karıştı biliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sorudan ötürü bir sıkıntı ya da benim çizimimle de alakalı olabilir. 1 gelirse ne olacak? Pardon 1 diyorum. 3 gelirse. 3 gelirse de 3 4 artı 3'ten 7. 7'nin 6'ya bölümünden kalan 1. Yani 1 oluyor. 5 gelirse de arkadaşlar ne olacak? 6'ya 1 ile gidecek. Birinci duruma 2 ile gidecek. Şöyle. Birinci duruma 2 ile gidecek. Ve ikinci duruma da ne ile gidecek? 3 ile gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun çözümü bu şekilde oluyor arkadaşlar. İki sorumuzun çözümü aslında bu şekilde oluyor. Tüm bu değerleri denediğinizde de sağlıyor. Dediğim gibi çok fazla durum var. Çünkü neden? Burada 6 tane durum var ve 6 tane durumun her birinde 3 tane geçiş fonksiyonu olduğu için 6 kere 3'ten 18 tane ok var. 18 ok da tabii ki de ortalığı karıştırıyor biraz. Ama tabii mantığını anladıysanız şeklin karışıklığı önemli değil. Bu arada arkadaşlar videoyu bitirmeden ben şunu da demek istiyorum. Burada ilk soruda ve ikinci soruda normal kitapta şöyle de çözülmüş. Burada başa döndürmüyor. Bu ikisini başka bir duruma bağlıyor. B ve AC gelmesi durumunda. O da uç durum yapılıyor. Ama ben onu mantıklı bulmadım. Şöyle göstereyim hatta size de çözümlerini. Şöyle. Şöyle alalım arkadaşlar. Evet. Çözümlerini de buraya koydum. Çünkü hani kıyaslama şansınız olsun. Hani bir uç duruma koymuş. Pardon burada lambda geçişli hali. Şurada yeni bir uç durum eklemiş. Ben bunun yerine başa şey yaptım. Ekstra bir durum eklemiş burada. Yani bir farkı var mı göremedim. Açıkçası benim bir daha sade yani bir durum eksik olduğu için daha sade ve aynı işlevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Bir hatam varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer soru için de öyle yapılmış. Hepsini başa değil de sondaki bir duruma gönderiyor ve sondaki durumdan da işte başa döndürebiliyor. Tabii ben de şey değilim.
Bir öğretmen değilim, bir öğrenciyim ben de sizler gibi arkadaşlar, bu dinleyen arkadaşlar için. Hatamız olabilir, hatamız olduysa affola. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlk örneğimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Diğer videolarda, diğer örneklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.